İşten eve döndüğüm her akşam kapıda karım Emma'ya kurduğum ilk cümle "Günün nasıl geçti canım?" olmuştur. Benim için klişe olan bu soru cümlesiyle tam 34 senedir birlikte yaşamaktayız. Yaklaşık 40 senelik evliliğimizin kocaman 34 yılı. İlk 6 yıl ne mi yaptık? O zamanlar karım Emma ve benim aklımda "Bırakın çocuk yapmayı." Evliliğin ne demek olduğu hakkında dahi bir fikir yoktu. Evlenmiştik. Bu yeni yaşantı biçimi ikimize de basit gibi gelmişti. Bir pazar günüydü. Kasabamızın kilisesini tercih etmiştik. 40 kadar konuk eşliğinde güzel, sade bir nikah olmuştu. Üstü açık arabamızın arkasında teneke kutular bile bağlıydı. Ve yaşımız çok gençti. 21 falan. O zamanlar daha zayıftım ve saçlarım şu anki kadar seyrek değildi. Şu anda 61 yaşındayım ve kendimi 161 yaşında gibi hissediyorum. Hayatımın 34 yıllık kısmı çocukluktan hatıra kalmış görsel, saçma bir travma gibiydi. Bu nedenle olan biten her şeyi dün gibi hatırlıyorum. Balayımız uzun sürmüştü. 5 yıl. Çocuk sahibi olmadan yaşamayı balaydan sayıyorduk ve her defasında ertelemiştik. Güney sahillerinde gitmediğimiz kumsal kalmamış gibiydi. Kendi işimi yapıyordum. İçinde numunelerin olduğu deri bir çantayla kapı kapı dolaşıyor, Emma'ya tencere setleri satıyordum. Kazancımızın iyi olduğunu yaşam standartımız söylüyordu. Emma çalışmıyordu. O gün herhangi bir akşamdı ve siyah deri çantam elimde evime gelmiştim. Kapıyı açan karım Emma balayımızın bittiğini söyledi. "Hamileyim Kevin." Gençlik tuhaflıktan ibaret bir şeydi. Kala kalmıştım. Emma'ya sarılsam mı, sarılmasam mı? Sarılmamıştım. Çocuğumuz olacaktı. Değişik bir duyguydu. İlk zamanlar hayatımız normal devam etmişti. Sonlara doğru Emma'nın sancılarını ben bile hissetmeye başlamıştım. Doktorumuz gereken tüm testleri zamanında yapmasına rağmen sanki bir terslik vardı. Emma çok huzursuz bir hamilelik geçiriyordu. Balayımızı bitiren bebeğimiz daha doğmadan sanki evliliğimize de göz dikmişti. Bütün yaşanan olumsuzlukların geride kalması gerekiyordu ama öyle olmadı. Kızımız Anna doğduğundaki yaşadığımız sevinç bir süre sonra yerini kaygı veya endişeye ya da adına ne denirse densin, bence derin bir hüzne bırakmıştı. Anna rahatsızdı. Nesi olduğunu ancak bir yaşına ulaştığında fark edebilmiştik. Annesiyle veya benimle göz teması kurmuyordu. Seslendiğimizde duymuyor gibiydi. Tepkisizdi. Doktor gerçeği açıkladığında yıkılmıştık. Küçük Anna otizmli bir çocuktu. Anne kelimesini ancak 2 yaşında söyleyebilmişti. Emma da bu duruma sevindi mi yoksa üzüldü mü bilemedim. Tek bildiğim durmayacakmış gibi ağlamasıydı. Anna baba kelimesini 2,5 yaşında söyledi. Bu sefer durmayacakmış gibi ağlayan bendim. Kızımız 5 yaşına geldiğinde yapılan tüm tedaviler sonuçsuz kalmıştı. Vücudunu kontrol etmekte zorlanan, düşme benzeri endişeler taşımayan çocuğa sahiptik. 30'lu yaşlarda olmamıza rağmen karı koca olarak çöktüğümüzü düşünmeye başlamıştım. Her şeye rağmen işe gitmek zorundaydım. Emma'ya tencere işi kazançlıydı. Fakat benim eskisi gibi hedefe odaklanıp doğru pazarlama yapacak gücüm yoktu. Akşamları eve dönüşüm telaşlı oluyordu. Karım Emma bütün gün kızımızla vakit geçirmek zorundaydı. Bu durum içimde suçluluk duygusu yaratıyordu. Kapıya geldiğim her akşam zili çalmadan hemen önce derin nefesler alarak hazırlanıyor ve kapıyı açan Emma'ya soruyordum. "Günün nasıl geçti canım?" Karım her seferinde "güzel geçti" gibisinden heyecanı kaybolmuş cümleler kursa da gerçeğin farklı olduğunu daima bilirdim.
ve başka bir cümleye geçmeyi hiç mi hiç istemezdim. Karımın uçurum kenarına yerleşen hayatının daha ne kadar öteye geçebileceğini bilemezdim ama benim hayatımın son gülle darbesini karşılamaya hazırlanan birane bir binadan farkım yoktu. Yine bir gün işten eve dönerken geniş bir alana sirk çadırı kurduklarını gördüm. Direkleri dikilmişti. Devasa bez parçalarını direklerin üzerine örtmeye çalışıyorlardı. Sabah çok erken veya geceden gelmiş olmalılardı. Emma ve kızımız Anna ilk defa sirk görecekti. Sirk çadırı açılır açılmaz peş peşe iki defa gösterileri izlemeye gittiğimizi hatırlıyorum. Anna tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğundan iki gösteri gününde de görevliler yardımcı olmuştu ve gösterileri en ön sıradan izleyebilmiştik. Üçüncü gidişimizin farklı bir nedeni vardı. Bu Hasanlar diyarı Bağdat'tan kopup gelen illüzyonist Hugo Tarık ve sihirli kutusunu görme isteğinden başka şey değildi. Sihirli kutu ikişer metrelik ölçüleriyle tam bir küptü. Dışı ışıl ışıldı. Yıldızlar ve yaldızlarla süslüydü. Kutu onca seyirci arasından en çok Anna'nın dikkatini çekmişti. Kutu sahneye her çıktığında çığlıklar atıyor, gözünü ayırmadan uzun uzun onu seyrediyordu. Hugo Tarık ise her seferinde eliyle Anna'yı işaret ederek bu gösteride en çok eğlenen kişi olan kızımıza ithafen sihir dolu şovuna devam ediyordu. O gösteriye kaç kez gittiğimizi ben bile unuttum. Yaklaşık 3 hafta kaldılar sanıyorum ve Anna yüzünden neredeyse tüm paramızı gösteriye yatıracaktım. Bulunduğumuz bölgeden ve civardan çok fazla insan sevkiyatını ediyordu. Gelmeyen ve içeride olup bitenleri görmeyen neredeyse kalmamıştı. Hugo Tarık ve kutusu tüm gösteriler içinde en iyi olanıydı fakat bir hafta sonra bölgemizden ayrılacaklardı. Bu ayrılış Emma ve beni fazlasıyla düşündürüyordu. Sonraki iki gün boyunca sirke gitmedik. Sabahları evden ayrılıyordum. Yolumun üzerindeki çadırı seyrederek akşam aynı şekilde aynı güzergâhtan evime dönüyordum. Akşam yemeğinin ardından Emma ile birlikte evden çıkıp Anna'yı çadırın etrafında gezdiriyorduk. Bu tip rahatsızlığa sahip çocuklar için nesnelere bağlanmak kaçınılmaz bir durumdur. Ve biliyorduk ki bu çadır buradan kalktığında Anna buna fazlasıyla üzülecekti. Ve ne var ki hiç de öyle olmadı. O günler çok zordu fakat Anna şu an yanımda oturuyor ve neredeyse 35 yaşında. Ayrıca hepimiz kadar sağlıklı. Değil mi Anna? Evet baba, bunu sana ve anneme borçluyum. Her şey senin için de Anna. Seni çok seviyoruz kızım. Biliyorum baba. Yoruldun mu Anna? Hı. Biraz. Yatağıma uzanabilirim. Anneni çağırman gerek. Sandalyeni hazırlasın. Emma, tatlım, oralarda mısın? Geliyorum Kevin. Siz iyi misiniz? Evet, iyiyiz. Anna biraz yorgun olduğunu ve dinlenmek istediğini söyledi. Tamam Kevin. Hazırsanız şayet kapının önünde sizi bekliyorum. Anna, sen istirahat ederken ben de bu hikayenin kalanına devam edeceğim. Seni seviyorum. Ben de baba, ben de ikinizi çok, hem de çok seviyorum. Bu Emma, Anna ve benim için oldukça sıra dışı bir hikaye. Hele Anna gibi farklı bir çocuğa sahipseniz bunu daha iyi anlıyorsunuzdur. Sirkin kapanmasına 4 gün kalmıştı. Artık çadırın dışında gezmekten vazgeçmiştik. Kapanıştan 2 gün önce Anna'yı alıp tekrar gösteriye gittik. Hugo Tarık başta olmak üzere bize hemen her gün gören tüm görevlerle vedalaştık. Kim bilir bu muhteşem sirkin yolu tekrar buralara düşer miydi? Bir daha gelirler miydi? Bilmiyorduk. Evimize dönme zamanı gelmişti. Bizim için hüzünlü bir vedaydı. Anlattığım bu hikaye aslında tam olarak böyle olsa da içeriğinde eksik olan gizlenmiş şeyler çok fazla. Mesela işlerimin iyi olduğunu hikayenin en başında size söylemiştim. Bunun nedeni günümüzde mutfak gereçlerinde teflon veya granit kaplamalar tercih edilse de
O dönemin favori mutfak siti kaplamaların Emay olmasıydı. İşim nedeniyle, çevrede çok tanınır olmam nedeniyle öyle çok hatırlı müşterim vardı ki her birinden şöyle bir ricada bulundum. Size Emay setlerinde indirim yapmam karşılığında bu numaraya telefon açıp sirk gösterinizi bölgemizde görmek istiyoruz der misiniz? Hiçbir müşterim teklifim olmaz demedi. Kimse bana neden böyle bir şey istiyorsun gibi bir soru da sormadı. Sorular sordular. Evet ama genel olarak şuydu. Peki sirk buraya geldiğinde gösteriyi izleyebilecek miyiz? Beni tanıyan insanlar hakkımda hep şöyle demiştir. Elinde satacak bir ürünün varsa ve bu ürün her ne olursa olsun kesinlikle onu Kevin'a teslim et. Pazarlama kolay gibi görünen, belki de dünyanın en zor işlerinden biriydi. Bu zor mesleğin gümüş mermisi de aslında hediyelerdi. İnsanları ikna edebilmem için bu soruya verecek somut bir yanıtımın olması gerekmekteydi. Çok net hatırlıyorum. Soruyu soranlara, evet, mümkün, dilerseniz bilet paranızın yarısını da karşılayabilirim, demiştim. İşe giderken sürekli sirk çadırıyla karşılaşmam anlattığım bu nedenlerden dolayı tesadüf değildi. Sirkin bölgemize gelmesini ben ve Emma tezgahlamıştık. Aksilik olmadığı sürece de geleceklerini biliyorduk. Sadece dev çadırın nereye kurulacağını bilmiyorduk. Sirk yönetimi gösteri programını henüz bölge halkını duyurmamıştı veya broşür gibi bir şeyler dağıtılmamış, duvarlara ilanlar asmamışlardı. Yine de ben uzun zaman önce yaptığım seyahatlerde sirke dair övgüleri duymuştum. Özellikle de Hugo Tarık'ın olağanüstü gösterisini. Yolum sırf bu gösteriye duyduğum merak yüzünden sirkle kesişmişti anlayacağınız. Hugo Tarık'ın gösterisi basit gibi görünse de açıklaması zor olan sırlar barındırıyordu. Ya ölüm kadar gerçek ya da korkutucu biçimde sahteydi. 2 metre 2 metrelik dolaba giriyorsun ve tüm sorunların dışarıda kalıyordu. Bu nasıl olur diye defalarca kendime sorduğumu hatırlıyorum. Gösteriyi izlemem gerekiyordu ve bunu gerçekleştirmesi için şehir dışına seyahat yapmak zorundaydım. Seyahatin kaç gün süreceğini bilmiyordum. Bildiğim tek şey başka bir şehirde engelli kızımdan ve karımdan uzak en az 3 gün geçirecektim. Gerçi zor kısmı başarmıştım. Hugo Tarık'ın kutusunu görmekle kalmamış, ayağımı alçı sardırıp hatta kırık ayaklı birinin röntgen filmini alarak o kutunun içine dahi girmiştim. Kutuya girmek için ilk adımımı attığım an beni karşılayan şey kafama değecek kadar sarkmış, sadece basit bir duyudan ibaret, kablosun etrafı yanmaz iple örülü, soluk ışıklı eski tip tavan lambası oldu. Kutunun içinde insanı tedirgin edebilecek türde görseller vardı. Bunların arasında leopar desenli koltuk ilgimi çekmişti. Kutunun arka kısmına yakın duruyordu. İçeriye girenlerin kendilerine vaat edilenleri yaşayabilmesi için bu koltuğa oturması gerekiyordu. Kural buydu. Kutunun zemininde halı veya başka bir kaplama malzeme yoktu. Üzeri vernikli ahşap rabıta çakılmıştı sadece. Duvarlar ateş kırmızısı renginde kadife kaplıydı. Bir başka tuhaflık da kutunun için eski zaman kokmasıydı. Hatta sanki terk edilmişlik kokuyordu. Kutunun boyaları sıyrılmış, iki kanatlı kapısı kapanmadan önce arkama dönüp baktım. Hugo Tarık donuk bakışları eşliğinde eliyle bana otur işareti yapıyordu. Ama dikkatimi başka bir şey çekmişti. Koltuğun arkasındaki kısım ateş kırmızısı kadife yerine gri, çarşafı andıran bezden yapılmıştı. Olacakları hazır mıydım bilemiyorum ama leopar desenli koltuğa oturmuştum ve Hugo Tarık kapının kanatları birbirine değinceye dek gözünü benden ayırmamıştı. Kutunun içerisinde yalnızdım. Yüzlerce kişinin olduğu çadırda çıt dahi çıkmıyordu. Birden kutu hareket etmeye başladı. Korkmuştum. Kutu ağır bir biçimde dönüyordu. Yüzümün yönü çıkışın olduğu kapıya, sırtımın ise seyircilere dönük olduğunu hissediyordum.
Kalabalığın sessizliği korkutucuydu ve bu sessizlik aynı zamanda istikrarlı bir biçimde devam ediyordu. Aklım kutunun içerisinden çok dışına adapte olmuşken, beklemediğim bir anda kutudaki o soluk lamba canlığı kuvvetli bir ışık saçmaya başladı. Işık her yanımı kaplamıştı. Bunu hissedebiliyordum. Çadırdaki sessizlik bozulmuştu ve hayret ifadelerinin yükseldiği karmaşık söylemler duyuyordum. Bunun niye olduğunu ilk önce anlamasam da arkama bakmaya çalıştığımda gerçek ortaya çıktı. Karşımda yanan ışık sayesinde gölgem beze yansıyordu. Salondaki kalabalığın hayret ifadelerinin kaynağı ise benim koltukta oturmam, gölgemin ise ayakta durmasıydı. Korkmuştum. Bu gibi gösterilerde hile yapmak basitti. Lamba yandığında içeride bulunan kişi ayağa kalkabilir, sandalyeye de bir maket figür koyabilirdi. Neden olmasın? Bu kişinin daha önceden Hugo Tarık'la yapacağı anlaşmaya bağlıydı. Kim ne düşünürse düşünsün. O an, orada, o acayip kutunun içindeki bendim ve ortada hile falan yoktu. Oturuyordum ama gölgem ayaktaydı. Bunun hilesiz, %100 gerçek olduğunu artık biliyordum. Kutuya girmemin üzerinden çok geçmemişti. Sıra Hugo Tarık'ın gösteriyi perçinlemek için yaptığı harekete gelmişti. Neticede bu olanların sihir veya sinir bozucu göz yanılması olmadığını herkesin bilmesi gerekiyordu. Hugo Tarık kutuyu olduğu yerde çevirmeye başlamıştı. Kutunun az önce kapatılan iki kanatlı kapısı ardına dek açıldı. Kutu dönüyordu. Benim leopar desenli koltukta oturduğumu tüm izleyenler görüyordu. Kutu döndükçe göz göze geldiğim seyirciler oturduğumu fakat aynı seyirciler diğer taraftan da perdedeki yansımamın ayakta olduğuna şahit oluyorlardı. İnsanların nasıl şaşkın bakışlarla beni izlediğini, benimse bitsin artık diye düşünerek utancımı içime nasıl attığımı anlatamam. Her şey anla içimdi. Çadırdan ayrıldığımda ilk işim takma bıyığımdan ve sahte alçılarımdan kurtulmak oldu. Eve gitmem gerekiyordu. Emma'nın beni merakla beklediğini biliyordum. Belki ilk kez o gün Emma'ya, günün nasıl geçti canım demeden içeri daldım. O da bu durumu önemsememişti zaten. Emma sordu, ben anlattım. Peki kutuda kendinde farklı bir şeyler hissettin mi? Bu soruyu sormak da haklıydı. Asıl ihtiyacımız olan şey herhangi bir sorunumuzun kutuya girince yok olmasıydı. Evet, dedim ona. Deri çantayı taşımak kollarıma çok zarar veriyordu. Kimi zaman yatağa yattığımda bu ağrılar nedeniyle uyuyamadığımı hatırlıyor ve sorusunun cevabını da tam olarak verdiğimi düşünüyorum. Kollarımda kesinlikle ağrı diye bir şey kalmamıştı. Anna kendini o kutuda çok iyi hissedecek, emin ol. Umutlanmıştık. Emma bana inanmıştı. Bense hem kutuya hem de Hugo Tarık'a inanmıştım ve az önce bahsettiğim gibi sirk gösterisi Hugo Tarık'la birlikte bölgemize gelmişti. Açılış yapılmasına daha birkaç gün vardı. Emma ile birlikte henüz kurulan çadırın etrafında dakikalarca dolaştık. Dışarıda personel karavanları, hayvanların yolculuk yaptığı kafesler ve yük konteynerleri bulunuyordu. Asıl görmek istediğimiz şey olan meşhur kutuysa az sonra önümüzde belirdi. Üzeri örtülü, tek başına, iki tekerlekli, basit bir ramorkun üzerinde duruyordu. Sirkin kasabamıza gelişi müşterilerimiz sayesinde olmuştu. Ben de herkes gibi gişeden bilet almak için kuyruğa girdim. Neredeyse kuyrukta bekleyen insanların tamamını tanıyordum. Civar kasabalardan gelenlerin sayısı hiç de az değildi. Bunu gişe memuru tarafından bizzat söylenirken duydum. Akşamki gösteri için biletleri aldıktan sonra ilk işim bankaya gitmek oldu. Anlaştığım tüm müşterilerime sözümü tutabilmek için beşlik yonluklardan oluşan iki deste para çekerek eve geldim. Bu parayı sirk ekibi kasabadan ayrıldıktan sonra biletlerin yarı parası olmak koşuluyla anlaşma yaptığım her müşterime iade edecektim. Sirk çadırı bezden kapılarını konuklarını açmıştı. Biletler cebimizde, çadıra girmiştik. Anna hazırdı, Emma hazırdı, ben hazırdım.
Anna tekerlekli sandalyede olduğu için görevliler bizi en öne almıştı. Peş peşe yapılan gösteriler bizi eğlendirmiyordu. Belki Anna bir tutam mutlu olsa da asıl beklentimiz kutunun sahneye gelmesiydi. Az sonra Çığırtkan'ın yaptığı anonsla birlikte lambalar karardı ve loşluğun arasından Hugo Tarık ve kutusu belirdi. Sirkin kasabamızda bu ilk gününü daha dün gibi hatırlıyorum. Tamamen felçli birinin yakınlarının izniyle kutunun önüne getirip önce bizi tanıtmışlar, ardından leopar desenli koltuğu almışlardı. Hugo Tarık ve heyecan dolu kutusu gösteriye hazırdı. Emma korkmuştu. Kolumu sıktığının farkında değildi. Anna meraklı gözlerle bakıyordu. Çadırda gösteriyi izleyen en sakin kişi bendim demek isterdim ama değildim. Az sonra olacakları yaşamış bir kişi olarak sakin kalmam söz konusu olamazdı. Hugo Tarık kutunun kapılarını kapatırken çadırdaki aydınlatma gösteriyi izleyenlerin sesleriyle birlikte sönükleşti. Sıra meydanda tek başına duran kutunun soluk ışıklı lambasına gelmişti. Kutunun arka yüzeyindeki perde lambanın keskin ışığıyla canlandığında az önce içine giren felçli kişi beklenildiği üzere ayakta duruyordu. Kısılan sesler bu sefer de kutunun lambasıyla birlikte yükselmişti. Anna tuhaf hareketler yapıyordu. İleriye atılmak istiyordu. Belki sahneye çıkmak. Belki de hissettiği şeyin peşinden o da kutuya girmek istiyordu. Bunları yüzünde net bir biçimde görebiliyordum. Durumumuz Hugo Tarık'ın da dikkatini çekmiş olacak ki zaman zaman bize bakıp Anna'ya doğru işaretler yapmıştı. Gösterinin devamı Anna için daha heyecan dolu geçmiş. O gün tam anlamıyla umduğumuz gibi bitmişti. Sıra Anna ile birlikte kutuya girme zamanıydı. Hugo Tarık'la yaptığımız görüşmeler netice vermiş ve bunun mümkün olduğunu söyledi. Anna'nın durumuna üzüldüğü kömür karasıyla çevrelenmiş gözlerinden belli oluyordu. Çadıra gelen herkes için sıradan, bizim için ise sıra dışı olan güne başlamıştık. Sirk çadırının olduğu alana geldik. Sıra beklemeden içeriye girdik. Aynı yerimize geçtik. Yaklaşık bir saat sonra sıra bizdeydi. Hugo Tarık eliyle bizi buyur etti. Kutunun yanına gittik. Tarık Anna'ya eğilerek yerel dilinde bir şeyler söyledi. Anna gülücükler saçarak heyecanlı tavırlar sergiliyordu. Kızımı kucakladığım gibi kutuya girdim. Emma peşimizdeydi. Kızımız ortada, biz iki yanında leopar desenli koltuktaydık. Kutunun kapakları kapanıp içerideki lamba yandığında ilk tepki Emma'dan geldi. Neler oluyor Kevin? Bir şey yok anne, sakin ol lütfen. Anna konuşmuştu. Kutu hakkındaki öngörülerimiz tamamen gerçeğe dönüşmüştü. Ortamızda oturan Anna ile kısacık bir süre de olsa sohbet edebileceğimiz düşüncesine kuşkuyla yaklaşmıştım. Hatta bazen ihtimal dahi vermemiştim ama az sonra Emma da ben de kızımızın perdeye yansıyan ayaktaki görüntüsünden gözlerimizi alamaz olmuştuk. Bunca senelik evliliğimiz süresince Emma'nın ağzından ilk defa kötü fakat kulağıma hoş gelen bir kelimenin çıktığını duydum. Kutuyu çalacağız Kevin. Hemen her gün çadıra gidiyorduk. Sirkte incelemediğimiz detay neredeyse yok gibiydi. En önemli olan römorktu. Onun da yeri sabitti. İçimizde bir sıkıntı, bir stres hep vardı fakat son zamanlarda daha da artmıştı. Sirk gösterisinin son günleri yaklaşıyordu ve planımız çoktan hazır olsa da bunun bir plandan daha fazla olması, yani kusursuz olması gerekiyordu. Dev çadırın toplanacağı gün gelmişti. Anna ile sirk görevlilerinin arasında güzel bir bağ oluşmuştu ve Emma görevlilere akşam yemeği teklifinde bulunarak planımızın ilk aşamasına başladı. Asıl çadır toplanmıştı. Fakat yandaki daha küçük olan personel çadırı veda toplantısı için duruyordu. Anna'yı sadece o gece için bir yakınımıza emanet ettik. Saat 18 gibi bagajımızda Emma'nın hazırladığı nefis yemeklerle birlikte personel çadırın önüne yanaştık. İçeriye adım attığımızda bizi uzun bir masa
güzel bir müzik ve yaklaşık 30 kişilik sirke gibi karşıladı. Emma'nın hazırladığı yemeklere hepimiz bayılmıştık. Bir ara eksik bir şeyler getirme bahanesiyle dışarı çıktım. Arabamın bagajını açıp 2 galonluk dev gibi şarap şişesini çıkarttım. Tam çadıra dönmek üzereyken gözüm gişeli reddisine ilişti. Mesaisi bitmesine rağmen orada öylece duruyordu. Belli ki çadırın güvenliğinden sorumluydu. Dev şarap şişesini güçlükle kaldırıp ona gösterdim ve "Fransa" dedim. "Bordo, merak etme dostum, sana da var." Kadehler birbiri ardına dolup boşalıyordu. Bir saat kadar sonra gişe görevlisi dahil olmak üzere herkes uyumuştu. Uyku ilacı kattığımız şarap görevini yapmıştı. Vakit kaybedemezdik. Emma Romork'un yanına ben arabaya gittim. Hugo Tarek'in kutusu o andan sonra bizimdi. Emma'yı geride bırakarak toz kaldırmadan Romork arkamda yola koyuldum. Emma arabanın lastik izlerini bir çalı vasıtasıyla süpürecekti. Hava bayağı karanlıktı. Kutuyu görmüyordum ama üzerine örttüğümüz örtünün rüzgarda çıkarttığı sesi duyabiliyordum. Eve geldiğimde zamanla yarışım başlamıştı. Garajı açarak kutuyu içeri soktum. Şimdi ona karavan süpürmek için hazırdım. Özenle boyayıp hazırladığım karavan paneline benzeyen levhaları kutunun dışına sabitlemeye başladım. Bir saat kadar sonra sihirli kutu kaybolmuş, yerine mini karavan gelmişti. Daha önceden kendisine karavan aldığımı söylediğim arkadaşıma doğru yola koyuldum. Garajda tadilat yaptığımdan ve birkaç gün bu karavanın bahçesinde kalması gerektiğinden bahsetmiştim. Arkadaşım anlaştığımız gibi beni karşıladı ve hiç şüphelenmedi. Bahçesinin yan tarafına karavan görünümlü kutumu bıraktım. Çadıra uçarcasına döndüm. Arabamı ilk durdurduğum yere park ettim. Emma'yı gördüm. Orada öylece durmuş, beni bekliyordu. Görevlilerin tümü bıraktığım gibi uyuyordu. Sıra bize gelmişti. Masanın çevresindeki yerimizi alıp sandalyelerimize oturduk ve kalan şaraptan keyifle içmeye başladık. Az sonra biz de uykuya dalmıştık. Sabahleyin bir daha göremeyeceğimiz bu kişilerle beraber uyanmak tuhaf fakat çok keyifliydi. Kutunun yerinde olmadığı anlaşıldığında keyifler yerini tedirginliğe bıraktı. Olaya civardaki kasabanın polis ekipleri de dahil oldu. Sirk ekibi sonraki birkaç gün kasabamızda kalıp kutunun bulunması için bekledi ama nafile. Emma ile yaptığımız plan öyle başarılı olmuştu ki ne bir ize ne de şüpheli bir duruma rastladılar. Sirk kasabadan gizemli kutu olmadan ayrılmak zorunda kaldığında ne yalan söyleyeyim, ben de Emma'da yaptığımız şey nedeniyle üzgündük. Yaptığımız tam anlamıyla hırsızlıktı. Ama her şeyi kızımızı iyileştirebilmek için yapmıştık. Şu an içinde durup hikayeyi anlattığım bu kutuya Anna, Sirk ve Hugo Tarık adına bir de isim verdik. Özür dolabı.